a n eşittir 2 n artı 1 bölü 3 n eksi 12 ifadesi sonlu bir dizinin genel terimi olduğuna göre. Şimdi sonlu olduğuna göre demek ki bir yerde bunun dizi olmasına bir engel var arkadaşlar. Bu engel nasıl oluşabilir? Eğer payda sıfır olursa o zaman zaten dizi olmasını engelliyor. Peki 3 n eksi 12 sıfıra ne zaman eşit olur? Çünkü payda sıfır olduğunda sonuç tanımsız oluyordu. Eksi 12'yi diğer tarafa attım. 3en eşittir 12 oldu. En eşittir 4 geldi. Şimdi en eşittir 4 dediğimizde arkadaşlar payda sıfır oluyor ve sonuç tanımsız oluyor. O zaman biz 4'e kadar gelmeyelim. E ne yapacağız? A1'e bakabiliriz. A2'ye bakabiliriz. A3'e bakabiliriz ama A4'e bakamayız çünkü A4'ten tanımsız gelecektir. Şimdi A1'i bulalım arkadaşlar. 2 çarpı 1 artı 1 bölü 3 çarpı 1 eksi 12. Yukarısı 2 artı 1'den 3 aşağısı 3 eksi 12'den eksi 9 geldi. Sadeleştirdiğimizde eksi 1 bölü 3 olarak gelmiş oldu. A2'ye bakalım. En yerine 2 yazacağız bu defada. 3 çarpı 2 eksi 12 olarak yazdım. 2 çarpı 2 4 1 de buradan 5 oldu. 3 çarpı 2 6 eksi 12'den eksi 6 geldi. Eksi 5 bölü 6 olarak gelmiş oldu. A3'ü bulalım. En yerine 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 artı 1 bölü 3 çarpı 3 eksi 12 oldu. 2 çarpı 3 6 1 de buradan 7 geldi. 3 çarpı 3 9 eksi 12'den eksi 3 gelmiş oldu. Şimdi bize demişti ki bu dizinin terimleri toplama 3 tane terimi vardı zaten bu dizinin çünkü dördüncü de tanımsıza dönüyordu dizi olmaktan çıkıyor dördüncüyü alamıyoruz Eksi 1 bölü 3 Eksi 5 bölü 6 ve eksi 7 bölü 3 olmak üzere 3 tane terim geldi Bunları toplayalım payda eşitlemek için 2 ile genişletiyorum 2 ile eksi 1 çarpımından eksi 2 Eksi 5 2 ile eksi, o eksi 7 çarpımından da eksi 14 geldi bölü 6 Eksi 14 eksi 5 daha eksi 19 Eksi 2 de buradan eksi 21 bölü 6 olarak geldi. 3 ile sadeleştiriyorum. Eksi 7 bölü 2 olur. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Genel terimi a n eşittir logaritma 24 tabanında n artı 1 olan dizinin ilk 3 teriminin toplamı. Şimdi a1'e bakacağız, a2'ye ve a3'e bakacağız. a1 için en yerine gidiyorum 1 yazıyorum. Ne geliyor buradan? Logaritma 24 tabanında 1 artı 1'den 2 geliyor. A2'ye bakıyorum şimdi, burası da logaritma 24 tabanında 2 artı 1'den 3 geldi. A3'e bakıyorum, burası da logaritma 24 tabanında 3 artı 1'den 4 geldi. Bunların toplamını istemiş bizden arkadaşlar. Yani logaritma 24 tabanında 2 artı logaritma 24 tabanında 3 artı logaritma 24 tabanında 4. Şimdi, toplama işlemi olduğunda ve tabanlar eşit olduğunda biz bunu çarpım olarak birleştirebiliyorduk logaritmada. E, logaritma 24 tabanında 2 çarpı 3 çarpı 4 oldu. 2 çarpı 3 6 4 ile çarptım 24. E, burası logaritma 24 tabanında 24'e dönüştü. 24'ün hangi kuvveti 24'tür? Birinci kuvveti 24'tür. O zaman cevabımız 1'dir. Yani Adana seçeneği a n eşittir eksi 2 n kare artı 11 n artı 13 dizisinin en büyük terimi kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bu aslında bir parabol e, denklemine benziyor. Kolları aşağı doğru olan eksi ile başladığı için aşağı doğrudur. Şöyle bir paraboldür arkadaşlar bu. Bunun en büyük yeri neresidir? En büyük noktası işte tam şu noktadır. Yani tepe noktasıdır. Şurada en büyük değerini alacaktır. Şurada R, şurası da K'dır. Biz bu R'yi nasıl buluyorduk arkadaşlar? R'yi eksi B bölü 2A olarak buluyorduk. B dediğimiz ifade şurada 11 olarak verilmiş. A dediğimiz ifade de eksi 2 olarak verilmiş. 2 çarpı eksi 2 oldu. Yani burası aslında eksiler sadeleşti artı 11 bölü 4 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi 11 bölü 4 yaklaşık olarak nasıl bir sayıdır? 12 bölü 4 olsa 3 olur. Demek ki 2,9 gibi bir sayı arkadaşlar bu. Peki buradan biz bu 2,9 gibi olan bir sayıyı buraya yazabilir miyiz? En yerine böyle bir sayı yazamayız. Çünkü dizilerde en yerine sayma sayılar yazabiliyoruz. Dizinin birinci bölümü, dizinin ikinci bölümü gibi bir mantık yürütüyorduk hatta. O zaman birden başlayacağı için ve sayma sayılar şeklinde ilerleyeceği için diyoruz ki bu madem 2 ile 3 arasında bir sayı ben en yakın olarak buraya ne verebilirim? Şurası R'yi bulduk biz burada. 2,9 olarak bulduk. En yakın olarak 3'ü sol tarafında da 2'yi verebilirim. Şimdi bunları bir denerim arkadaşlar. 2'yi de denerim. 3'ü de denerim. En büyük terimini istemişti bizden hangisi daha büyük gelirse onu kabul ederim. A2'ye bakıyorum şimdi. En yerine 2 yazdığımda eksi 2 çarpı 2'nin karesi artı 11 çarpı 2 artı 13 oldu. 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile çarptım eksi 8. 11 ile 2'nin çarpımından 22 ve 13 geldi. 22, 13 daha 35. 35'ten 8 çıkardığımızda 27 kalacaktır. Bir de gidelim A3'ü deneyelim arkadaşlar. A3 içinden eksi 2 çarpı 3'ün karesi artı 11 çarpı 3 artı 13 dedik. 3'ün karesi 9 eksi 2 ile çarpınca eksi 18 oldu. 11 ile 3'ün çarpımından 33 geldi artı 1 de 13 var. 33 ile 13'ü topladım 46. 46'dan 18 çıkarıyorum 28 olarak geliyor. Bu durumda en büyüğü 28 olduğu için bunu kabul ederiz. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Fn sayı dizisi her bir sayma sayısını rakamları çarpımının biller basamağı ile eşlemektedir. Buna göre Fn dizisinin ilk 15 teriminin toplamı kaçtır demiş. F1 arkadaşlar zaten bir tane rakam var. O da 1'dir. O zaman 1 olarak geldi. Aynı şekilde F2'den 2 olarak gelir. F3'den 3 olarak gelir. Bu şekilde devam eder. Nereye kadar? F9'a kadar. F9'dan da ne gelecektir? 9 gelecektir. Peki F10'dan ne gelecektir? Ne demişti bize? Her bir sayma sayısını, 10 burada bahsettiğimiz sayma sayısı, rakamları çarpımının birler basamağı. 1 ile 0'ın çarpımı 0. O zaman biz bunu 0 olarak kabul ederiz. 11'e bakıyorum. 1 ile 1'in çarpımı 1. O zaman 1 olarak kabul ettik. 12'ye bakıyorum. 1 ile 2'nin çarpımından 2 geldi. 2'yi kabul ettik. 13'e baktığımda 1 ile 3'ün çarpımı 3, direkt 3'ü kabul ettik. 14'e baktığımda 1 ile 4'ün çarpımından direkt 4'ü kabul ediyoruz ve son olarak F15'e baktığımızda da çarpımları 5 geliyor, direkt şuraya yazıyoruz. Bunların toplamını istemiş arkadaşlar bizden. İlk olarak şu 1'den 9'a kadar olan sayıları şurada toplayabiliriz. 1'den 9'a kadar olan sayıları 9 çarpı 10 bölü 2 olarak yazabiliriz değil mi? 10, e, n çarpı n artı 1 bölü 2'den buluyorduk biz bunu. 10'u 2'ye böldüm 5 geldi. 9 çarpı 5'ten de 45 olarak gelmiş oldu. 0'ın zaten bir etkisi yok toplama işleminde. 1'den 5'e kadar olan sayıları da 5 çarpı 6 bölü 2 olarak buluruz. Bu da 15 demektir. 45 ile 15'in toplamından 60 gelir. Cevabımız denizle an dizisinin birinci terimi 3'tür. Yani a1'in 3'e eşit olduğunu söylemiş. an artı 3 eşittir. an artı n demiş. Şu an'i sol tarafa atacak olursak arkadaşlar. an artı 3 eksi an eşittir n olarak gelecektir. Şimdi bizden istediği şey ne? an dizisinin 10. terimini istiyor. Yani a10 kaçtır diye soruyor bize. Şimdi burada arkadaşlar en küçük olan ifade A1 olacak. En büyük olarak da A10'a ulaşacağız. Ee, A1'e ulaşmak için N yerine direkt 1 verecek olursak şuradan ne gelecektir? A4. Buradan ne gelecek? A1 eşittir N. N de 1'di zaten. Ben şimdi buna N eşittir 2 olarak devam etsem burası A5-A2 olur ama bu çok anlamsız oldu. Niye? Çünkü bunlar birbirini götürmüyor. Bizim mantığımız ne? Bunları öyle bir şekilde yazacağım ki birbirlerini götürsün. Oradan bir sonuca ulaşalım. O zaman diyorum ki en yerine ben 2 vermeyeyim. Ne vereyim diyorum arkadaşlar? 4 vereyim diyorum. 4 verince burası ne olacak? A n artı 3'ten yani 4 artı 3 A7 oldu. Eksi. Burası ne oldu? A4 oldu. Eşittir n. n de 4'tü zaten. Şimdi bakın A4 ile eksi A4 birbirini götürüyor. Demek ki doğru yoldayız. Aynı mantıkla devam edelim arkadaşlar. Şimdi A7'yi yok etmek için en n yerine 7 verelim. 7 verdiğimizde burası A10 eksi A7 Eşittir 7 olarak gelecektir. Peki bizden istediği şey A10 değil miydi? E tamam A10'a da ulaştık böylelikle. Taraf tarafa toplayalım bunları şimdi. Şunlar gitti. Bunlar gitti. Şöyle topluyorum. Ne kaldı? A10 kaldı. Bir de yukarıda eksi A1 kaldı. 7, 4 daha 11. 1 de buradan 12 geldi arkadaşlar. A1 yerine de ne yazacağız? 3 yazacağız. A10 eksi 3 eşittir. 12 ise eksi 3'ü diğer tarafa attığımızda A10 eşittir. 15 olarak gelir cevabımız Ceyhan. AN sabit bir dizi olmak üzere AN artı 4 çarpı AN eşittir A10 artı 12 olduğuna göre A2023 ifadesinin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu bir sabit dizi ise AN de X'e eşittir. AN artı 4 de X'e eşittir. A10 da X'e eşittir deriz. X burada herhangi bir sayı. Hepsi birbirine eşittir. Hatta A2023'ün de yine aynı şekilde x'e eşit olması gerekir. Sabit dizi çünkü. Şimdi gidelim bunların yerine teker teker yazalım arkadaşlar x'e. a n artı 4 yerine x'i yazdım. Çarpı a n yerine yine x yazdım. Eşittir. a 10 yerine yine x yazdım. Bir de yanında artı 12 var. E, x ile x'in çarpımından x kare geldi. Şuradaki x'i sol tarafa attım. Eksi x oldu. 12'yi sol tarafa attım. Eksi 12 eşittir 0. Burada eğer çarpanlarına ayırma yapacak olursak, x'e x olarak ayırırız. Şurayı da eksi 4'e artı 3 olarak ayırırız. Çarpımları eksi 12 toplamları şuradaki eksi 1 verdi. Demek ki doğru ayırdık. Yazıyorum şimdi arkadaşlar. x eksi 4 çarpı x artı 3 eşittir 0 olarak geldi. Sonuç 0 olduğuna göre ya burası 0'dır ya burası 0'dır. Buranın 0 olması için x'in 4 olması lazım. Buranın 0 olması için de x'in eksi 3 olması lazım. Peki, e, alabileceği değerlerin toplamını sormuştu bize. E, 4 ile eksi 3'ü topladığımızda sonuç 1 olur yani cevabımız denizli. a n eşittir kosinüs n çarpı pi bölü 2 dizisinin ilk 5 teriminin toplamını soruyor bize. Şimdi gidelim a 1'i bulalım önce. n yerine 1 yazdığımızda arkadaşlar ne, ne gelecektir? 1 çarpı pi bölü 2'den pi bölü 2 geldi. Pi 180, 180 bölü 2'den bu kosinüs 90 demektir. Kosinüs 90'ın değeri de 0'dır. Hemen geldik A2. A2 eşittir diyorum. Kosinüs 2 pi bölü 2 olarak geldi. Bu da ne demektir? İkiler sadeleştiğinde kosinüs pi demektir. E pi 180 zaten kosinüs 180 de eksi 1'e eşittir arkadaşlar. A3'e geldim. E, buradan diyorum ki kosinüs 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2 demek kosinüs 270 demektir. 270 de kosinüs yine 0'a eşit olacaktır. A4'e geldim. A4'te de en yerine 4 yazdığımızda 4 pi bölü 2 oluyor. 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde kosinüs 2 pi demektir. E kosinüs 2 pi demek aslında pi 180 olduğu için kosinüs 360 demektir. E kosinüs 360 da zaten kosinüs 0'a eşitti. Kosinüs 0'ın değeri de 1'dir arkadaşlar. Şimdi ilk 5 terimin toplamı demişti. Bir de A5'e bakalım biz burada. En yerine 5 yazacağım. Kosinüs 5 pi bölü 2. Şimdi kosinüs bu, e, pi burada 180'de. 5 pi bölü 2'yi bulalım. 5 çarpı 180 bölü 2. E, 182'ye ye böldüğümüzde 90 gelir. 90 ile 5'i çarptığımızda da 450 gelecektir arkadaşlar. Kosinüs 450. Şöyle yazayım. 450. Peki kosinüs 450 neye eşittir arkadaşlar? Şöyle birim çemberi nasıl oluşturduğumuzu bir hatırlayalım. 0 dereceden şurada başlıyorduk. Şuraya geliyorduk 90. Buraya geliyorduk 180. Buraya geliyorduk 270. Dur bir dakika şöyle göstereyim. Sıfırdan 90'a geldik. 90'dan 180'e geldik. Sonra 270'e geldik. Sonra 360'a geldik. Sonra devam ettim 450'ye geldim. Yani 450 ile 90 aslında aynı şey demektir. O zaman bu direkt kosinüs 90'a eşit olacaktır. Kosinüs 90'da 0'dır arkadaşlar. Bu terimlerin toplamını istemiş bizden. 0 0 0 zaten 3 tane 0 var. 1 var, eksi -1 var. Bunların toplamı da 0. E o zaman tamamının toplamı 0 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her x gerçel sayısı için demiş şöyle bir parçalı fonksiyon tanımlamış bize. Sonra demiş toplam sembol içerisinde eksi 3'ten 2'ye kadar git fk'yı bul demiş. K yerine eksi 3'ten başlayarak 2'ye kadar değerler vereceğiz. Yani f eksi 3'e bakacağız. Sonra f eksi 2'ye bakacağız. Sonra f eksi 1'e bakacağız. Sonra f 0a bakacağız. Sonra f 1'e bakacağız. Sonra da f 2'ye bakacağız arkadaşlar. Şimdi f eksi 3 neymiş? Şuraya bir yazayım önce. f eksi 3 x e, sıfırdan küçük olunca şu üsttekini kullan diyor. Eksi 3 üç artı 3'ten ne geldi? Sıfır geldi arkadaşlar. T hepsini bulayım. Sonra yerine yazalım bunları. F eksi 2 sıfırdan küçük olduğu için eksi 2 artı 3'ü kullanacağız. Oradan 1 gelecek. F eksi 1 yine sıfırdan küçük olduğu için üst taraftakini kullanıyoruz. Eksi 1 artı 3'ten artı 2 geldi. Sonra F sıfıra bakıyorum. Sıfır eşit olduğunda alttakini kullan demişti. 2 eksi sıfırdan burası 2 geldi. Sonra F1'e bakıyorum e, sıfırdan büyük olduğu için alttakini kullanıyorum. 2 eksi 1'den burası 1 geldi. Son olarak F2'ye bakacağım. Alttakini kullanacağım. 2 eksi 2'den 0 olarak geldi. Bunları gidelim yerine yazalım arkadaşlar. F eksi 3 yerine 0 yazıyorum. F eksi 2 yerine 1. F eksi 1 yerine 2 yazdım. F 0 yerine 2 yazdım. F 1 yerine 1 yazdım. F 2 yerine de 0 yazdım. Bunları topladığımızda 2, 4, 5, 6 olarak gelir. Cevabımız denizli. 5 ile 38 sayıları arasına 10 sayı yerleştirilerek demiş. Şimdi şuraya 5'i yazdım arkadaşlar. Araya 10 tane sayı koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedim. Sonra da 38'i yazdım. Şimdi arkadaşlar bunlar sonlu ve artan bir aritmetik dizi oluşturuyormuş. O zaman bu dizinin birinci terimi A1, şurası ikinci terimi, burası üçüncü terimi, dördüncü terim, beşinci terim, altıncı terim, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve şu da A'nın e, on ikinci terimi diyebiliriz. A12. Aritmetik dizi oluşturuyormuş bunlar. Aritmetik dizide biz şunu söyleyebiliyorduk arkadaşlar. A en eşittir diyorduk. A en eşittir. A1 artı n eksi 1 çarpı r diyebiliyorduk. O zaman buradan A12 ve A1'i biliyoruz ya. A12'yi A1'e çevirerek yazalım. A12 eşittir A1 artı 12'nin 1 eksi 11'dir. 11 çarpı r. Buradaki mantığımız zaten neydi arkadaşlar? Şurada 11 ile 1'in toplamı şuradaki 12'yi veriyorsa tamam biz bunları doğru yazmışız diyorduk. A12 yerine ne yazacağız? 38. Bunu zaten biliyoruz. A1 yerine de 5 yazmamız gerektiğini biliyoruz. Artı 11R dedim. 5'i sol tarafa attım. Eksi 5 olarak geçti. Burası 33 oldu. Eşittir 11R. İki tarafı da eğer 11'e bölecek olursak şunlar gidecektir. 33 bölü 11'den R eşittir 3 gelecek. Bize neyi sormuş? Bu dizinin ortak farkı. Yani R'yi sormuş bize. 3 bulduk. Cevabımız Ceyhan a en aritmetik bir dizi olmak üzere a 20 eşittir 80 a 11 eksi a 8 eşittir 12 olduğuna göre a en dizisinin birinci terimi kaçtır diye sormuş. Şimdi burada arkadaşlar biz a 1'i e, şu şekilde yazabilir miyiz? Daha önce şunu bir hatırlayalım. Aritmetik dizi olduğu için biz bunu şöyle yazabiliyorduk. a n'i a 1 artı n eksi 1 çarpı r şeklinde yazabiliyorduk arkadaşlar. Şimdi o zaman a 11'i de şöyle yazabiliriz. a 11 eşittir. a 1 artı 10R şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde A8'i de yazalım. A8'i de A1 artı 7R şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle bir çıkaralım tamam mı? Çıkarma işlemi yaptığımızda A11 eksi A8 olduğu eşittir. A1 eksi A1'den A1'ler gitti. 10R'den 7 r çıktı. 3R kaldı arkadaşlar. Peki bize soru da A11 eksi -A8 A8'i zaten 12 olarak vermiş. Yani aslında burası 12 eşit. 3R eşittir 12 ise iki tarafı 3'e böldüğümüzde R'nin 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bize neyi sormuş peki arkadaşlar? E, bir, dizinin birinci terimini sormuş. Yani A1'i sormuş. A20'yi biliyoruz biz. A20 80'de. Peki A20'yi şöyle yazabilir miyiz? A1 artı. 19R şeklinde yazabiliriz. Zaten buradaki mantığımız şuydu. Şu 19'da şuradaki 1'in toplamı şuradaki 20'yi veriyorsa demek ki doğru ayırmışız demektir. A20 yerine 80 yazdım. Eşittir. A1'in ne olduğunu bilmiyorum. Artı 19 çarpı R yerine de 4 yazdım. 19 çarpı 4 76'dır. Bunu sol tarafa atarsam eksi 76. 80'den 76 çıktı. 4 kaldı. A1 eşittir. 4 olarak gelir. Cevabımız Bursa. AN aritmetik dizisinde A4 eşittir 8 ve A16 eşittir 56 olduğuna göre ilk 30 terimin toplamını sormuş bize. Burada arkadaşlar A16'yı ve A4'ü şöyle yazabiliriz biz. A16 aritmetik dizi olduğuna göre A4 artı 12R şeklinde yazabiliriz. Buradaki mantığımız şuydu arkadaşlar. Şuradaki 12 ile 4'ün toplamı 16'yı veriyorsa evet doğru ayırmışız anlamına geliyor. Şimdi A16'nın 56 olduğunu biliyorum eşittir diyorum A4'ün de 8 olduğunu biliyorum burada da ne kaldı 12R kaldı. 8'i sol tarafa attım burası 48 olarak kaldı eşittir 12R iki tarafı da 12'ye böldüğümüzde R eşittir 4 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ilk 30 terimin toplamı demiş bize. Şimdi aslında buradan ilk terimi ve son terimi bilsek soruyu çözebiliriz diye düşünüyorum. A1'i nereden bulabiliriz? A4'ü biliyoruz ya. Bunu A1 cinsinden yazalım. A1 artı 3R demektir. Yine hemen mantığımızı hatırlıyoruz. Şuradaki 3 ile buradaki 1'in toplamı 4'ü verdi. Demek ki doğru ayırdık diyoruz. A4'ün biz 8 olduğunu biliyoruz. A1 artı R'nin de 4 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 3 çarpı 4. E 3 çarpı 4 12. Sol tarafa attım. Eksi 12. 8 eksi 12'den burası eksi 4 oldu. A1'i eksi 4 olarak bulduk. ilk terim. Bir de son terimi bulalım arkadaşlar. A30'u bulalım mesela. A30'u da ee, yine A4'ü kullanarak bulabiliriz aslında. A4 artı 26R demektir. Hemen mantığımız neydi? Yazıyorum, şunları işaretliyorum. 26 ile 4'ün toplamı 30'u verdiyse doğru ayırmışız demekti. O zaman A30 eşittir diyorum. A4 neydi? Soruda vermişti. 8 artı 26 çarpı R'yi de 4 olarak bulduk. 26 çarpı 4, e, 104 demektir arkadaşlar. 8 de buradan olur, 112. A30 eşittir, 112. Peki bunların toplamını istiyor bizden. Hemen şunu hatırlamamız lazım. Son terim. Terimler toplamını hatırlıyoruz burada. Son terim. Artı ilk terim diyorduk. Bölü 2 diyorduk. Çarpı terim sayısı diyorduk. Şurası da terim sayısı. Şimdi burada son terimimizi bulduk. 112 olarak bulduk. İlk terimimizi de eksi 4 olarak bulduk. Bölü 2 dedik. Terim sayımız ilk 30 terim dediğine göre 30 tane terim vardır burada. 112'den 4 çıktı. 108 kaldı. 108'i 2'ye bölsek 54 olur. 54 çarpı 30 geldi. 54'ü 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. 53 ile çarpsam 150. 4'ü 3 ile çarptım 12. E, dolayısıyla 162 oldu bir de sıfırını ekledik. 1620 olarak gelir cevabımız Bursa seçeneği olur. AN aritmetik bir dizi olmak üzere A11 artı A12 şeklinde A18'e kadar gitmiş bölü A7 artı A22 demiş arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Aritmetik dizilerde bizim şöyle bir özelliğimiz vardı. Mesela A2 ile A4'ü toplayıp 2'ye böldüğümüzde bu A 3'e eşit oluyordu arkadaşlar. Sanki şuradaki 2 ile 6'yı toplayıp 2'ye bölmüşüz gibi düşünüyorduk. Ve bu şekilde A 3'e eşit oluyordu. Hatta A 2 artı A 4 yerine ne yazabiliriz burada? İçler dışlar çarpımından 2 A 3 yazabiliriz. Şimdi bu mantığın aynısını kullanacağız bu soruda. Mesela A 11 ile A 18 alacağız. A 11 artı A 18 bölü 2 Eşittir ne olacaktır arkadaşlar? 11 ile 18'i toplasak 29 bölü 2'den şurası A 29 bölü 2'ye eşit olacaktır. İşler dışlar çarpımından da A 11 artı A 18 eşittir 2 çarpı A 29 bölü 2. E tabii ki şu anda diyorsunuz ki e, hocam buraya biz sayma sayılar yazabiliyorduk. 29 bölü 2'yi nasıl sayacağız? Şimdi biz bunu bu şekilde sanki böyleymiş gibi kabul edeceğiz. Aslında buraya 29 bölü 2 yazılmaz. Bunu biliyoruz. Ama şunu demek istiyorum. Mesela buraya A 29 bölü 2 demeyelim de arkadaşlar X diyelim tamam mı? Şu ifade yerine X kullanalım. Buranın sonucu eğer bu şekilde X'e eşitse aynı mantıkla arkadaşlar A 12 ile A 17'yi alacak olduğumuzda Bunların toplamı yine 29 yapmıyor mu? O zaman burası da 2x'e eşit olacaktır diyebiliriz. Yani tekrar ediyorum burayı. Tabii ki burada a'nın 29 bölü 2 yazılmayacağını biliyoruz. a 29 bölü 2 diye bir şey olmaz. Çünkü burası sayma sayı olmak zorunda. Ama diyoruz ki biz bunu mesela a 29 bölü 2 olarak değil de... ...mesela x diye bir sayı gibi düşünecek olsak... ...x diye bir sayı olarak düşünecek olduğumuzda... ...o zaman diyorum ki... Burası 2x olur. O zaman a12 artı a17 de 2x eşit olacaktır. Hatta aynı mantıkla devam ettiğimizde a13 artı a16 da yine 2x eşit olacaktır. Aynı mantıkla devam ediyorum. a14 artı a15 yine 2x eşit olacaktır. Başka da sayımız kalmadı zaten. O zaman şu yukarıdaki sayılardan Kaç tane x geldi arkadaşlar? 2x, 2x, 2x ve 2x olmak üzere 4 tane 2x gelmiş oldu. Aşağıda da a7 artı a22 var. e Şimdi a7 ile 7 ile 22 yi toplasak yine 29 değil mi? Bak şuradaki aynı mantık oldu. Bunlarda nasıl 29 sa orada da 29 geldi. O zaman diyorum ki a7 artı a22 gördüğümüz yere de biz 2x yazabiliriz. Aynı diğerlerinde olduğu gibi. Yukarıda 8x oluştu. Aşağıda da 2x var. Böldüğümüzde 4 gelir. Cevabımız Bursa. AN geometrik dizisinde A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı A5 eşittir 243 olduğuna göre demiş. A2 çarpı A4 kaçtır? Şimdi geometrik dizilerde şöyle bir özelliğimiz vardı arkadaşlar bizim. A1 ile A5'in çarpımı demek aslında bunların tam ortasındaki sayı nedir? 1 ile 5'in 3'tür değil mi? Bu A3'ün karesine eşit demektir. Aynı şekilde A2 çarpı A4 ne demektir arkadaşlar? Tam ortasında ne var bunların? 3 var. O zaman yine bu A3'ün karesine eşit olacaktır. O zaman ben şuradaki A1 ile A5'in çarpımı yerine direkt A3'ün karesi yazabilirim. Sonra A2 ile A4'ün çarpımı yerine yine A3'ün karesi yazabilirim. Şurada bir tane A3 kalıyor. Bunu da yazdım. Eşittir. 243 geldi. Şimdi A3'ün karesi. Karesi birinci kuvveti. Tabanlar aynı. Üstleri topluyoruz. Ne geldi? A3'ün beşinci kuvveti kuvveti 243 de 3'ün 5. kuvvetidir. O zaman burada A3'ün 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bize neyi sormuş? A2 çarpı A4'ü sormuş. A2 çarpı A4 demek A3'ün karesi demekti zaten. A3'ü 3 olarak bulduk. 3'ün karesinden 9 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. AN aritmetik bir dizi olmak üzere A4 eşittir 8 ve A16 eşittir 88 eşitlikleri veriliyor. Dizinin 10. terimini sormuş bize. Yani A10'u sormuş. Şimdi aritmetik dizilerde şöyle bir özelliğimiz vardı arkadaşlar. A4 artı A16 bölü 2 dediğimizde e, sanki şuradaki 4 ile 16'yı toplayıp 2'ye bölmüşüz gibi düşünüp 4, 16 daha 22'ye böldüğümüzde 10 gelir. Yani burası A10'a eşit olur şeklinde düşünebiliyorduk. Şimdi A4 yerine burada 8 yazabileceğimizi, A16 yerinde 88 yazabileceğimizi biliyoruz. Bölü 2 dedik eşittir A10 oldu. 88 ile 8'i topladım 96. 96 bölü 2'den de 48 geldi. E Bu durumda A10 48'e eşittir cevabımız denizli. Bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi sırasıyla 2x artı 4, buraya a1 diyelim arkadaşlar. 3x artı 6, buraya a2 diyelim. 5x artı 7, buraya da a3 diyelim. Bu şekilde verilmiş x kaçtır diye soruyor. Geometrik dizilerde şöyle bir özelliğimiz vardı. a1 ile a3'ün çarpımı a2'nin karesine eşit oluyordu. Hemen bunu e, yapalım. a1 yerine 2x artı 4 yazdım. A3 yerine de 5x artı 7 yazdım. Eşittir diyorum. A2 yerine de 3x artı 6 yazdım. Bunun karesini alacağım. Şimdi şuradan devam edeyim arkadaşlar. 2x ile 5x'i çarptım. 10x kare oldu. 2x ile 7'yi çarptım. 14x oldu. 4 ile 5x'i çarptım. 20x oldu. 4 ile 7'yi çarptım. 28 oldu. Burada da birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 36 x geldi. İkincinin karesinden de 36 geldi. Şimdi buradaki 9 x kareyi sol tarafa atıyorum. Eksi 9 x kare. 10 x kareden 9 x kare çıktı. x kare kaldı. E, 14 x burada. 20 x de burada. 34 x oldu. Şuradaki 36 x'i sol tarafa atıyorum. Eksi 36 x. 34 eksi 36'dan eksi 2 x kaldı. Şimdi şurada 28 vardı. Şuradaki 36'yı sol tarafa attım. Eksi 36. 28 eksi 36'dan da burası eksi 8 olarak geldi. Eşittir 0 dedik. Burada şimdi çarpanlarını ayıracak olursak arkadaşlar. X'e x olarak eksi 4'e artı 2 olarak ayırdım ben bunu. Çarpımları eksi 8 toplamları şuradaki eksi 2'yi veriyor x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0. Sonuç 0 olduğuna göre ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. Buranın 0 olması için x'in 4 olması lazım. Buranın 0 olması için de x'in eksi 2 olması lazım. Şimdi hangisini kabul edeceğiz? Şimdi gidip eksi 2'yi yerine yazsak arkadaşlar. 2 çarpı eksi 2 eksi 4 artı 4'ten burası ne gelir? 0. 3 çarpı eksi 2 eksi 6 artı 6'dan burası 0. 5 çarpı eksi 2 eksi 10 artı 7'den eksi 3 geldi. E 0 0 eksi 3 olarak gelmiş oldu. Şimdi bunlara baktığımızda geometrik bir dizinin ardışık e, e, ardışık ifadeleri gibi ilerlemiyor. Çünkü geometrik dizide belli bir sayıyla çarparak ilerliyorduk. Mesela 0 ile 0'ı çarptık hadi 0 oldu diyelim. Sonra 0 ile neyi çarptık da eksi 3 oldu. Böyle bir ifade yok. O zaman ben bunu eksi 2 olarak kabul edemem. 4'te bakalım böyle bir sıkıntı var mı? 2 çarpı 4 8. 8 artı 4'ten 12 oldu. 3 çarpı 4 12 6 buradan 18 oldum 5 çarpı 4 20 7 de buradan 27 oldum şimdi arkadaşlar burada belli bir çarpan şeklinde ilerlemiş hatta bunu şöyle bulabiliriz 18 bölü 12 nedir 6'ya böldüğümüzde 3 6'ya böldüğümüzde 2 yani 3 bölü 2 ile çarpılarak ilerlemiştir gerçekten 12 ile 3 bölü 2'yi çarpıyorum 36 bölü 2'den 18 geliyor. Sonra 18 ile 3 bölü 2'yi çarptığımda tekrardan 27 geldiğini görüyorum. Demek ki geometrik dizi oluyor. O zaman x'i 4 olarak kabul ederiz. Cevabımız Ceyhan. 3 ile 768 sayıları arasına 3 terim yerleştirilerek demiş. Şimdi arkadaşlar 3'ü yazdım, 3 tane terim yerleştirdim. Sonra da 768'i yazdım elde edilen 5 terimli dizide ardışık her iki terim arasındaki oran birbirine eşit oluyor. Şimdi şu ifade ne anlama geliyor? Her iki terim arasındaki oran birbirine eşitse demek ki bu geometrik bir dizidir diyoruz. Geometrik dizi. Peki, geometrik dizide şurası arkadaşlar hatta şunları da isimlendirelim. A diyelim, B diyelim, C diyelim mesela. E ee, şurası birinci terimimiz olsun A1. Burası A2 olsun. A3 olsun. A4 olsun. A5 olsun arkadaşlar. Şimdi biz A1'i ve A5'i biliyoruz burada. E ee, biz geometrik dizide şöyle bir şey yapabiliyorduk. A5'i A1 cinsinden yazabiliyorduk. Nasıl yazıyoruz? A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4 olarak yazabiliyorduk. A5 yerine hemen gittim. 768'i yazdım. A1 yerine de 3'ü yazdım. Çarpı R üzeri 4. İki tarafı da şimdi 3'e böleceğim arkadaşlar. 3'e böldüm. Şunlar gitti. 750'yi 3'e bölmüş olsaydım 250 gelirdi. Geriye 18 kalıyor. 18'i 3'e böldüğümde de 6 geldi. Demek ki burası 256 oldu. Eşittir R üzeri 4. Şimdi buradan Neyin dördüncü kuvveti 256'dır? 4'ün dördüncü kuvveti veya eksi 4'ün dördüncü kuvveti. Ama burada geometrik dizide artan şekilde ilerlemiş. Dikkat edin 3'ten 768'e doğru ilerlemiş. Artarak gittiği için eksi 4'ü kabul etmiyorum. Çünkü eksi 4'ü kabul etsem 3 ile mesela eksi 4'ü çarptım. Eksi 12 oldu azalmış oldu. O yüzden bunu kabul etmiyorum. Peki bizden neyi istemiş arkadaşlar? Yerleştirilen ikinci terimi istemiş. Yerleştirilen ikinci terim hangisidir? İşte tam da budur. B'yi istemiş bizden. Yani aslında A3'ü istemiş. B eşittir diyelim. A3 diyelim. Ee, A3'ü biz nasıl yazabiliriz? A1 çarpı R'nin karesi olarak yazabiliriz. Buradaki mantığımız da şurada. Şuradaki 2 ile 1'i topladığımızda şuradaki 3'ü veriyorsa... Evet biz bunu doğru yazmışız demektir. Şimdi A3'ü bilmiyorum. Bunu arıyoruz zaten. A1'i... Biliyor muyuz? Evet biliyoruz. A1 3. R'yi biliyor muyuz? Onu da biliyoruz. 4 olarak bulduk. Yani buradan 3 çarpı 16 geldi. Bu da 48 demektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur.